Merhabalar. Bu videoda daha önce birinci aşamasını göstermiş olduğumuz temel düzeyde faktör analizinin bu aşamada orta düzeyde farklı bir varyasyonla, farklı bir deneme ile nasıl değerlendirilebileceğini görmeye çalışacağız. Açımlayıcı faktör analizini farklı bir modülde tekrar değerlendirmeye çalışacağız. Daha önceki anlattığımız videonun aynı verileri üzerinden yine aynı şekilde faydacılık değişkeninin faktör analizine tabi tutulmasını göreceğiz. Bizim çalışmamızda daha önceden literatürde değinilen faydacılık algıları denen kavram 3 farklı boyutta ele alınmıştı. Bunlar algılanan fayda ya da kullanışlılık, algılanan finansal risk ve algılanan güvenlikti. Dolayısıyla bu 3 kavrama, 3 bileşene ayrılmasını bekliyorduk biz literatüre bağlı olarak. Kavramsal metodolojimizi, kavramsal altyapımızı da bu doğrultuda oluşturduk. Ancak faktör yüklerimiz eldeki verilerle bu şekilde oluşmadığını gördük bir önceki videoda. Peki bunu bu şekilde bir varyasyona, bir şekilde çevirebilmemiz mümkün mü faktör analizinde? Şimdi onu görmeye çalışacağız. Analyze kısmına geliyoruz. Burada yine aynı şekilde Diamondson Reduction kısmından faktör kısmını seçiyoruz. İlgili değişkenlerimiz 8 tane ifadeden oluşuyordu. Faydacılıkla ilgili 8 sorumuz vardı. Bunların 8'ini de karşı tarafa aktardık. Buradan deskriptif kısmında yine aynı şekilde statistik kısmında initial solution kısmı duruyor. Burası seçilmiş bir şekilde zaten. KMO değerlerini ver diyoruz. Burası önemliydi. Burada diğer kısımlar şu aşamada bizim için gerekmiyor. Extraction kısmında yine temel bileşenler analizi olsun. Aynı şekilde değiştirmiyoruz. Burada Scree pilotla kaç faktörü ayırmamız gerektiğini görebiliyorduk. Biz yine bu pilotu isteyelim, değerlendirelim. Korelasyon matrisini de yine isteyelim. Burası önemli. Bu extraction kısmında öz değerleri birden büyük olan faktörleri ayır diye bir talimat verilmiş. Siz faktör analizinde hiçbir talimat vermezseniz otomatikman birden yukarı olan, öz değeri birden yukarı olan bölümleri ayrı ayrı faktörler olarak ifade eder. Ancak böyle bir esnek yapı var. Genelde kabul görmese de, uygulanması hoş karşılanmasa da siz bunu literatürde düzgün bir şekilde açıklarsanız, temelini iyi dayanaklara oturtursanız, kavramsal olarak bunun gerekçelerini açıklayabilirseniz böyle bir hakkınız da var. Biz şimdi bunu görmeye çalışacağız. Bizim faydacılıkla ilgili değişkenimiz 3 alt bileşenden oluşuyordu. Normalde literatürde bu şekildeydi. Biz ölçeği hazırlarken de daha önceki çalışmalardan uyarlayıp bu şekilde düşünerek yapmıştık ama eldeki verilerle doğrudan faktör analizi yaptığımızda 3 bileşene ayrılmadı. Tek bir bileşende toplandı. Dolayısıyla biz burada 3 bileşen olmasını istiyoruz ve burayı seçip 3 diye yazdığımızda Continue diyoruz ve SPSS'e diyoruz ki artık bize bu 8 sorudan 3 bileşen ver diyoruz. Birbirine en yakın, birbiriyle en fazla ilişkili olan 3 bileşene ayırması talimatını verdik. Rotation kısmına geldiğimizde burası da önemli. Rotation daha iyi sınıflandırma yapmamızı sağlıyordu. Burada da Varimax genelde kullanılıyor. Ancak şöyle söyleyeyim, Varimax dikey döndürmede kullanılırken yatay döndürmede daha çok Direct Optimum ve Promax kullanılıyor. Burada Direct Optimum'u kullanmak için ya da kullanıp kullanmayacağımızı anlayabilmek için korelasyon değerlerine bakmamız gerekiyor. Eğer değişkenler arasında, ifadeler arasında çok fazla korelasyon varsa yüksek derecede, o zaman bu rotation'ı Direct Optimum yapmak daha faydalı olabiliyor. İki varyasyonla da denememiz lazım. Deneyip hangi sonuç bizim için daha iyiyse bunu uyguluyoruz. Yani burada birkaç tane farklı varyasyonlar denemekte fayda var. Biz önce Varimax'ı deneyelim. Continue dedik. Burayı hiç müdahale etmiyoruz. Option seçeneğinden de. Burada bize pratiklik sağlıyordu arkadaşlar hatırlarsanız. Buna bakıyoruz. Pratiklikten de kastımız şu. Büyükten küçüğe sırala diyoruz. Ayrıca burada 0.10'un üzerindeki altındaki faktör yüküne sahip değerleri gösterme diyoruz ki daha sade bir tablo gelsin. Biz bunu 30 diye, 0.30 diye değerlendirelim. Böyle daha iyi oluyor. 0.30'un altında bir anlamı yok zaten. Okey dediğimizde
Bakın ilgili tablo sonuçları geldi. Yine en önemli sonucumuz KMO değeri ve Barlet testi. Burası 0,85. Güzel. Yani mükemmele yakın bir şekilde bir değer var. Faktör analizi yapılabileceğini gösteriyor. Barlet testi significant değerde 0,05'ten küçük. Burası da olumlu. Bunları bir önceki videoda değerlendirmiştik. Şu tabloyu da değerlendirmiştik. Bakın burada 5'ten aşağı 0,5'ten aşağı bir değer varsa bunu atabiliriz demiştik. Bir önceki videoda aynı veriler üzerinden analiz yaptığımızda hatırlarsanız o videoya da mutlaka bakın. 0,5'in altında değerler çıkmıştı ama burada çıkmadı. Bakın demek ki o verileri düzeltebildik. Yani farklı bir analiz modülü kullanarak ne yapabiliyoruz? Bu faktör analizinde istediğimiz sonuçlara ulaşabiliyoruz. Yeter ki bunu bir dayanak noktası olsun. Literatürde bunu açıklayabilirim. Ve böylelikle soru da atmamış oluyoruz. Tercih ettiğimiz şey neydi? Soruyu en aza indirmek. Yani en az soru atmaya çalışmak. Soru atmadan faktör analizini sonuçlandırabilmek. Ve burada gördüğünüz gibi hepsi 0,5'ten büyük çıktı ve bu soruların hiçbirini atmamıza artık gerek yok diyoruz. Bakın ben direkt talimat verdim SPSS'e. Dedim ki toplam açıklanan varyansa baktığımızda dedim ki 3 tane alt bileşene ayrılsın. Bakın dikkat edin bir önceki videoda da aynı sonuçlar vardı. Öz değerleri zaten birincisinin 4'ten büyüktü. Birden büyük. İkincisi de 1'e çok yakındı zaten. Dolayısıyla 0,97 bunu ayırdı. Üçüncü de çok uzak değildi. Bunu da ayırdı. Burada biz bunu açıklayabilmek için en önemli tablomuz şurası. Şurada bakacağımız şey varyansların toplam varyansın kaçını açıkladığını yeni faktörlerin yeni bileşenlerin buna bakmamız gerekiyor. Bakalım arkadaşlar burada birinci faktör %57,14'lük kısmını toplam varyansın açıklıyormuş. İkinci faktör %12,20'lik kısmını yaklaşık olarak açıklıyor. Üçüncü faktörde %9,12'lik kısmını toplam varyansın açıkladığını görüyoruz. Bu önemli bir şey. Biz bunu açıklarken özellikle burada bazı yazarlara göre buranın 0,5'in altına düşmemesi lazım. Yani bir değişimin toplam varyansı yeni bir faktörün açıklama gücü eğer 5'in altındaysa o zaman yeni bir faktöre gerek yok diye bir ifade söylüyoruz. Dolayısıyla buradaki toplam varyansı açıklama değerleri 3 2 tane yeni eklediğimiz faktörün bileşenin oldukça güçlü. Biri 12,20, biri 9,12 ve bunlar önemli katkılar. Toplam varyansın önemli bir miktarını açıklıyorlar. Bakın kümülatif olarak baktığımızda ise kümülatif değişime baktığımızda ise birinci faktör %57 iken ikinci faktörle birlikte %69'u toplam varyansın açıklanıyor. Üçüncü faktörle beraber %78,47'lik kısmı açıklanmış oluyor. Dolayısıyla bakın bir önceki videoya lütfen oraya da bakın. Birlikte karşılaştırıyorum çünkü. Bir önceki videoda toplam varyansın %57'sini açıklıyorken 3 bileşene ayırdığımda toplam varyansın %78'lik bir bölümünü açıkladığını görüyoruz. Ve bu önemli bir değişim. O halde biz buradaki öz değerle ilgili biri geçtiğinde faktörler işte 2'ye 3'e ayrılsın dediğimizde bu talimatı göz ardı edebiliyoruz. Dediğim gibi faktör analizinin böyle bir esnek yapısı var. Burada açıklanan toplam varyans önemli bir yeni faktörler önemli katkı sunduğunu görüyoruz ve bu bizim için önemlidir. Bunu açıklarken de bunu ifade ederiz ve böylelikle 3 faktöre 3 bileşene niye ayırdığımızı burayı dayanak göstererek açıklamış oluruz. Ayrıca literatürde daha önce de değindiğimiz gibi 3 bileşene zaten ayrılmıştı. Oradan da bir destek aldığımızda kolay kolay buna itiraz edemezler. Kimse etmez arkadaşlar. Yine Skir pilota baktığımızda 1, 2 ve 3 tane faktör olarak bu faktörlerden sonra yatay eksene denk geldiği için 3 faktörden sonraki kısmı baz almıyoruz. Bu da onun sağlaması olarak tekrar bakmış oluyoruz. Yine komponent matrikse baktığımızda bundan ziyade bizim için rotation uyguladık ya döndürülmüş Varimax sonuçları daha önemli. Bu daha sağlıklı sınıflandırmalar yapıyordu. Buraya bakıyoruz. Bu tabloda dikkat edin. 3 bileşen var. Oldukça yüksek yüklenmiş zaten. Burada bakın katılım bankaları daha maliyetli bile olsa tercih ederim ifadesine hem birinci faktöre yüklenmiş hem ikinci faktöre yüklenmiş. Dolayısıyla burada birbirine çok yakın değerler var ve bu ifadeyi normalde atmam gerekebilir. Ancak dediğim gibi atmak bizim en son seçeneğimiz.
başka bir çözüm bulabilir miyim acaba diye düşünüyorum. Diğer ifadelerde pek büyük bir problem yok ama bu soruda büyük bir problem var. Yine bir üst soruda da biraz problem var. 0.69'a 0.42. Bu iki soruyu atmam gerekebilir normalde. Faktör yükleri birbirine çok yakın. Çakışıyorlar bu ifadeler. Dolayısıyla bu ifadeler atılması gerekiyor. Ancak hala bir ümit var. Bu en alttaki tablo bizim için önemli. Component Transformation Matrix dediğimiz kısım. Buna bakıyoruz. 3 bileşenin birbiriyle ilişkisi eğer yüksekse bizim uygulayacağımız rotation'ın yatay döndürme olması lazım. Yani az önce ifade ettiğim gibi direct obliming gibi bir seçimi yapmamız lazım. Biz burada varimax yaptığımız için sonuçlar daha olumsuz çıktı. Beklediğimiz gibi çıkmadı. Bakın burada birinci bileşenle hemen bakalım. Üçüncü bileşenle birinci bileşen arasında çok yüksek bir korelasyon ilişki var. Aynı şekilde 3 ile 2 arasında da yüksek bir ilişki var. Yani %50'ye yakın. Yine bunun dışında 2 ile 1 arasında nasıl bir ilişki var? Yine yüksek bir ilişki var. %50'ye yakın ve 50'nin üzerinde olduğunda burada şunu söylüyoruz. Yani birçoğu %50 ve 50'nin üzerindeyse, 50'ye yakınsa o zaman çoğunluksal çoğunluk bu ilişkinin yüksek olduğunu gösteriyorsa o zaman varimax'ı kullanmıyoruz. O halde bu aynı analizi ufak bir değişiklik yapalım. Hemen analyze kısmına gelelim. Yine aynı şekilde hiçbir şeyi ellemeden rotation kısmına geldiğimizde bakın varimax'ı seçmiştik. Şimdi ikinci senaryo varimax'ı seçebilmemiz için az önce baktığımız son tablodaki sonuçların birbiriyle ilişkisiz olması lazım ya da düşük ilişkili olması lazım. Biz ama %50'ye yakın sonuçlar bulduk. Çoğu birbiriyle ilişkili yüksek düzeyde. Dolayısıyla burada yatay döndürme yapmamız lazım. Direct Oblimini seçmemiz lazım. Continue dedik. Diğer hiçbir şeye dokunmuyoruz. Tekrar bakın arkadaşlar. Okey dediğimizde aynı analiz. Bakın KMO değerleri hepsi aynı. Sonuçlar sadece şurada da yine toplam varyansta açıklanan varyansta da aynı. Script pilotta da aynı. Sadece en sondaki bakın rotation dediğimiz kısım döndürme yeri varimax'tı. Şimdi de pattern matrix denen bir kısım geldi, bir tablo geldi. Biz bunu dikkate alıyoruz. Direct oblimin yaptığımızda. Dikkat edelim. Bakın bir önceki gibi karmaşıklık kalmadı. Çok daha sade bir hale geldi. Şimdi burada ne var? Bakın birinci faktöre 4 tane bileşen yüklenmiş. Sadece bu katılım deminki problemli soru ne oldu? Bu sefer üçüncü bileşene de yüklendi ama arada mesafe var. Yani 500 0.549, 0.414 aradaki mesafe iyi, yeteri kadar olduğunu düşünüyoruz. Kabul edilebilir düzeyde. Dolayısıyla burada çift yüklenme ya da çakışmayı ortadan kaldırmış oluyoruz. Ve bu bileşeni atmadan da faktör analizine devam edebiliriz. Bu 0.549 bizim için yeterli. Diğer bileşenler de zaten gördüğünüz gibi iki ifadeden oluşuyor. Üçüncü faktör de iki ifadeden oluşuyor. Ve bunları biz isimlendirmiştik. İsimlendirmeyi yaparken de şunlara, şu tablolara bakmıyoruz tekrar. Dikkat edelim. Sadece şurada pattern matrix'e bakıyoruz. Biz isimlendirmeyi yaparken de genelde literatürde kabul gören en yüksek faktör yüküne sahip ifadeye yakın isimlendirmeler yapılıyor. Ya da diğer ifadelerle beraber ortak temas ettikleri noktalar nelerse bunlardan hareketle ortak bir nokta çıkararak isimlendirme yapılabiliyor. Biz literatürde zaten faydacılığı, algılanan kullanışlılık, algılanan finansal risk ve algılanan güvenilirlik diye ifade etmiştik ve bu bileşenler tam da beklediğimiz gibi yüklenmiş oldu. Ve hem literatüre uyumlu olduğu için, hem KMO Barlett testleri uygun olduğu için, hem açıklanan varyansları önemli derecede yüksek olduğu için biz bu faktör analizini bu nihai haliyle uygulayıp bu şekilde raporlayabiliyoruz. Bakın birçok varyasyonu aynı değişken ve aynı veri üzerinden denemiş olduk. Dolayısıyla başta dediğim gibi faktör analizi biraz esneklik sağlıyor. Yeter ki bunu açıklayabilelim. Muhtemelen karşılaşacağınız sorunlar farklılaşabilir. Yani herkesin verisi çalışması farklı olduğu için mutlaka farklı sorunlarla karşılaşırsınız ama farklı varyasyonları deneyerek bütün alternatifleri kullanın. En sonunda çaresiz kalırsanız büyük bir problemli soruyu ilk olarak tespit edin. En ilk o büyük problemli soruyu atarak
tekrar analiz yapalım. Bu şekilde devam edersek daha sağlıklı bir sonuç elde etmiş oluruz. Bunların nasıl raporlandığını da yine burada rapor kısmında kısaca gösterelim ve böylelikle bunların ifadelerini, açıklamalarının nasıl olduğunu da kısaca ifade edelim ve ilgili videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki videoda yine faktör analizi ile ilgili satın alma davranışı ölçeğinin değişkeninin alt bileşenlerine bakıp farklı varyasyonlarla denemeye çalışacağız. Burada dediğim gibi amacım her birimiz farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla daha çok örnek anlatarak farklı varyasyonlar, sizin durumunuza uygun bir varyasyonun denk gelmesi ve problemi böylelikle çözebilmeniz. Çünkü her birimizin verisi farklı olduğu için farklı şekillerde problemler yaşanabiliyor. Bunun dışında yine problem yaşanırsa lütfen yorum kısmına yazın. Bildiğimiz kadarıyla yardımcı olmaya çalışalım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.